Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün LiFePO4 pillerle 18 voltluk bir batarya yapacağız. Bunu şarjlı matkabımız için yapacağız. Görmüş olduğunuz 5S'lik 50 amper 3.2 voltluk bir BMS devresi. Buradaki pillerimiz ise her birinin nominal gerilimi 3.2 volt 6000 miliamper, yani saatte 6 amper verebilecek piller. Neden lityum iyon pil kullanmayacağız da LiFePO 4 pil kullanacağız? Öncelikle bu piller patlamaya karşı büyük bir avantaj sağlıyor bize. Lityum iyon pillere göre daha güvenli ve ortalama 3000 cycle şarj döngüsüne sahipler. Yani bu pilleri ortalama 10 yıl boyunca kullanabilirsiniz arkadaşlar. Avantajları bunlar. Dezavantajları ise boyutlarının lityum iyon pillere göre biraz büyük olması. Şimdi hemen projemize geçelim. Burada daha önce mikrodalga fırın trafosundan yapmış olduğumuz puntalama cihazımız bize gerekli. Bu cihazın linkini açıklamalara atacağım. Nasıl yapıldığını burada birebir sizlere anlatmış olacağız. Şimdi hemen pillerimizi burada gördüğünüz nikel şerit levhalarla puntalayarak ve BMC devresinin bağlantısının nasıl yapılacağını sizlere göstererek kendimize 10 yıl ömürlü 18 voltluk bir şarjlı vidalama veya delici kırıcı matkap için bir batarya grubu yapacağız. Bunların ömrü gerçekten 10 yıl olacak ve çok ekonomik olacak diyebilirim. Puntalama cihazımızın sol taraftaki düğmesiyle kaç milisaniyelik bir puntalama yapacağımı ayarlıyorum arkadaşlar. Bakın, ben genelde 4 ve 5 milisaniyelik bir akım vermeyi deniyorum ve iyi sonuç alıyorum. Burada ise amper kısmı arkadaşlar. Bu cihaz tam 100 amper güçle puntalama yapabiliyor. Şimdi burada kullanacağım levhaya gelince, ben kalın bir levha kullanacağım. Çünkü bunu bir şarjlı matkapta kullanacağımız için ince levhaların akım iletme gücü bildiğiniz gibi daha az olacağı için ben biraz geniş ve aynı zamanda kalın bir levha kullanacağım. Levham 0.15 mm kalınlığında ve buradaki pillerimin tümünü seri bağlantı yapacağım. Arkadaşlar, şimdi seri bağlantının ne demek olduğunu da hemen anlatalım. Eğer bir pilin artısıyla eksisini birleştirirseniz 3.2 daha yapar 6.4, yani 6.4 voltluk bir pil yapmış olursunuz. Hemen biz puntalama işlemimize geçelim. Şeritlerimizi belirlediğimiz ölçülerde hemen keselim ve ilk puntalamamızı yapalım. Evet, sağlıklı bir puntalama oldu. Hemen ikinci pilimizi puntalıyorum. Pillerimin konumu benim için şu şekilde konum gerekli arkadaşlar. Pillerimi bu şekilde sabitleyeceğim ve seri bağlantıma bu şekilde devam edeceğim. Evet, seri bağlantı demiştik. Artı, eksi, artıma, eksime aynı şekilde devam ettireceğim. Evet, şu anda puntalama işlemimiz gerçekten bitti. Şimdi ölçü aletimizle hemen bakalım. Kısımda artımız, bakın şu şekilde. Arkada da eksi kutbumuz kalıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 16.30. Bu pillerimizin şu anda olması gereken, yani normal şarj olmadan
bekleme modundaki gerilimi, ben bu pillerimi her birini 3.6 volta kadar şarj ederim. 3.6 çarpı 5 yaparsanız ortalama 18 voltluk bir pil grubu yapmış olacağız demektir. Tabii ki hemen şu kısmı atlamadan geçmeyelim. Buralardan çıkış almamız gerekiyor. Her iki pilin içinde evet, punta makinemizle işimiz tamamlandı. Arkadaşlar, merak edenler olabilir. Zaman zaman bu pasta, yani lehimlemek için bu malzemeyi kullanabiliyorum. Bu bizim daha sağlıklı lehim yapabilmemiz için gerekli olan, halk arasında lehim pastası dediğimiz bir madde. Lehim yapacağım yerlere bu maddeden biraz sürüyorum. Her hücremizi şu şekilde besleyeceğiz. Benim BMC devrem, yani kabloları üzerinde hazır geldi. Gördüğünüz gibi siyah kablosu, kırmızı kablosu üzerinde bulunuyor. Yani biz artı kırmızıdır. Her zaman artıdan başlayarak hücreleri sırasıyla BMC devresine bağlayacağım. Ben şöyle 400 dereceye ayarlayacağım ortalama. Piller üzerinde fazla bekletmemeye çalışın. Çünkü pillere ısı vermek istemeyiz. Pillerimiz ısınırsa iki levha arasında problem çıkıyor. Hızlı hızlı lehimimizi yapacağız. Burası şu anda 18 volt olan kısım arkadaşlar. Bakın, artı kablomu aldım. Direkt lehimledim. Hemen şu şekilde çevirelim. Yani benim ikinci artı eksi diğer pilin artısı. Ne yapıyoruz? Bakın şu şekilde. İkinci sıradaki artının hemen yanındaki ikinci kablomuzu alıyoruz. Buradaki kısma lehimleyeceğiz arkadaşlar. Yine sırasıyla artı, eksi, bakın bu hücre nereye bağlı? Hemen çeviriyorsunuz. Şu pil, yani bu hücrem bu hücreye bağlı. O zaman ne yapıyorum? Ben şu kısma sırasıyla diğer kablomu lehimlemem gerekiyor. Şu kısımdan, bakın buna geçtik. Bu pilden şu hücreye geçiyorum. Yine sırasıyla takip ediyoruz. Sırayı bozmuyoruz. Yani beyaza geldik arkadaşlar. Son kablomuz ve bizim son bir aralığımızın kalmış olması gerekiyor. Evet, son aralığımız ise burada. Evet, bu da tamam. Şöyle tekrar çeviriyorum. Gördüğünüz gibi son siyah kablomuzu ise hemen şu kısma lehimleyeceğim. Evet, BMC devremin pil bağlantılarını şu anda gerçekleştirdim. Sıra BMC devremin şarj, deşarj, artı eksi girişlerini yapmaya kaldı. B eksi, yani batarya eksi, akümden gelen eksiyi şu kısma lehimleyeceğim. P eksi, buradan akülerden alacağımız gücü bu kısımdan alacağız. Hemen burada ise C eksi, yani pillerimi şarj edeceğim. Giriş voltajını bu kısma vereceğiz. Bunlar için de hemen kablo girişlerini hazırlayalım. Evet, bu aşamada ortalama 15 santim uzunluğunda 3 adet kablo, 1-1,5 milimetre çapında olsun arkadaşlar. Eksiği siyah yapacaktım. Olmadığı için ben mavi kullanacağım. Bakın şu şekilde. Evet, BMC devremi alıyorum. Mavi kablomuzu, bakın şu kısımda B eksi yazan yere
Yani batarya kablomuzu o kısma lehimleyeceğim şimdi. Bu bizim şarj kısmımız arkadaşlar. Şu şekilde sarı kablomu ise şarjda kullanacağım ben. BMC devremiz aynı zamanda bizim pillerimizi koruyacak. Yani piller kritik seviyeye düştüğü zaman akımı kesecektir. Yine çekeceğim güç içinde mavi kablo kullanıyorum. Kısa devre yaptırmamaya dikkat edin, yoksa kartınız çöp oluyor arkadaşlar. Evet, devremizi yakından görmek gerekirse son bir aşama kaldı. Bu devrede artı direkt alınıyor. Artıyla ilgili BMC devresinin artıyla bir işi yok arkadaşlar. Evet, bu aşamada lehimleme işlemimiz tamamen sonlandı. Şu fazlalık kısımları alabilirim. Evet, şu anda LifePower 4 bataryamız hazır. 16 volt 6 amperlik bir batarya grubu yaptık. Vakumlayacağım ama önce bir test etmek istiyorum. Hemen şu şekilde ölçü aletimizle 20 voltu ayarladım. Amperini tabii ki kendimiz ayarlarız. Ortalama 2 amperle veya 1 amperle şarj edebiliriz. Bu tamamen bize bağlı arkadaşlar. Evet, pillerim 16, 32, 18 volta kadar şarj olacağı için ölçü aletimi 20 volt ayarladım. Hem şarj akımını, piller şarj olduğu zaman kesip kesmeyeceğini kontrol edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi eksi veriyorum şarj kabloma, artı kabloma ise artı veriyorum. Şu şekilde ortalama 2 ampere kadar çıkartacağım şarj akımımı. Evet, pillerimi bu şekilde şarja bıraktım. Şarj akımının kaç voltta kesildiğini göreceğiz. O kısmın görüntülerini videoya ekleyeceğim yine. Bu aşamada ben beklemedeyim. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 17.1 voltta şu anda güç kaynağım. 0.63 volt amperle şarj ediyoruz, 10 wattla. Akımı kaç voltta kestiği bizim için önemli. Evet, ortalama 17.4 voltta akımı kesti. Evet, burada önemli olan bizim hücre gerilimimizin ne olduğu arkadaşlar. Evet, 3.33 pilimizin bir tanesi. Diğer pilimiz 3.33. 3.33 3.33 Son pilimize de bakıyorum. Evet, son pilimiz 3.57. Yani buradaki pilin gerilimi biraz fazla. Muhtemelen bunu da balanslayacaktır zamanla. Ortalama 3.33 voltta devremiz, BMC devremiz akımı kesiyor. Bu ideal mi? Aslında 3.60 seviyesine kadar doldursa daha ideal diye düşünüyordum. Ama demek ki bu şekilde ayarlanmış. Şu şekilde gerilimi yükseltsek bile, bakın 30 volta ayarladık gerilimi. Hala BMC devrem hiçbir şekilde amper çekmiyor arkadaşlar. Şu anda bağlı bakın şarja. 30 voltluk bir gerilim gidiyor BMC devreme. BMC devrem şarjı kestiği için hiçbir şekilde pillerimiz bu olaydan zarar görmeyecek.
biraz bekleyelim isterseniz. Akımı kestiğim için şimdi yeniden güç verdiğimde yeniden şarj işlemi başlayabilir. Evet, gördüğünüz gibi anlık bir şarj işlemi başladı. Şu şekilde biraz amperi kısalım. Evet, amperi olabildiğince düşürdüm arkadaşlar. Şu anda daha net görüyorsunuz. 17.2 voltla gerilimim, 0.27 miliamperle şarj ediyoruz. Alt kısımda ise watt kısmını görmektesiniz. Şimdi şu şekilde daralan makaron tarzı bir malzeme ile şimdi akümüzü, bataryamızı koruma altına alacağız. Hatta biraz görmeniz adına biraz yükseltiyorum akımı. Gördüğünüz gibi akülerimiz kaç volt verirsek verelim 17.4 gibi akımı kesmekte. Artık Lifepower 4 16 volt 6 amper 5S bataryamız hazır. Artık bunu istediğimiz bir yerde kolaylıkla kullanabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. Bu tarz videolardan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma abone olmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın.